Geçtin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi paralel kenar ve eşkenar testinin yedincisine geçtik dostlar. Son testimiz bu. Hemen bunu da gömelim. Sonra dikdörtgen ve kareye hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. İnşallah diyelim. Şimdi birinci sorumuza bakıyorum dostlar. Şöyle bir odaklanmasını da bir ayarlayayım. Bakayım. Şöyle bir bakalım. Evet. Olduğu kadar artık. Şimdi ABCD eşkenar dörtgen diyor. Biz hemen ne biliyoruz dostlar? Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir. Buraya 8 dediysek burası da 8 birim. Burası da 8 birim. Hatta şuraya da 6 birim kaldı. Bu 1. Eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydı. Bunu da gösterelim. Şunların açıortay olduğunu söyleyelim. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyordu. Bilgilerimizi gösterdik. Bize de diyor ki FK bölü KC uzunluğu nedir? FK, KC'ye oranı nedir diye bir soru sormuş dostum. Şuranın da ikiye bölündüğünü biliyoruz biz arkadaşlar. Burası da orta taban olacaktı. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi bakalım FK'nın KC'ye oranını istiyor. Şöyle yapsak, şuradan bir paralel çizsek. Güzel bir şey gelir gibi geliyor bana. Hemen şu paralel kenardan şuraya paralel çizdim arkadaşlarım. Şuna. Buradan soruyu çözmeyi düşünüyorum. 6 bölü 8 oranı var. Klasik benzerlik oranı. 6 bölü 8 demek 3 bölü 4. Yani şurası 3K ise burası 4K. E bu da 4K. Bakın şurada da bir kelebek üçgen çıkartmış olduk böylelikle arkadaşlarım. 3'e 4 oranı var ki şuraya ben 3M dersem şuranın da 4M olduğunu söyleyebilirim. Artık şu uzunluk 7M ise bakın şurası 2'ye 6 oranı var. Biliyorsunuz paralel doğru bu tarafı 2'ye 6 yani 1'e 3 katı böldüyse burayı da aynı şekilde 7'ye 3 katı 21M olacak şekilde böl. Şimdi istediği şeylere bakalım. FK şurasıydı yani 4M bölü KC şurası biliyoruz ki eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar aslında AK'ya eşittir burası. Yani 21 7 daha 28 M'dir burası da. Peki 1 bölü 7 yaptı sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet 2 numaralı soru yine eşkenar dörtgen. Şimdi hemen hatırlayalım özellikleri dostlarım. Eşkenar dörtgenin köşegeninin üstündeki bir noktadan buraya çizdiğim 5 ise buraya çizdiğim de 5. Buna giden yükseklik 6 ise buna giden yükseklik de 6. Deltoid kuralı çıkıyordu arkadaşlarım. Şurası şuraya eşit 6 6 açılar eşit görüyorsunuz deltoid çıkıyor. Fışkırma teoreminden de söyleyebiliriz bunların 6 6 olduğunu. Şimdi şuradaki nereyi soruyor bize? Tüm şeklin alanını soruyor bir de oran vermiş. DE'ye 1 EB'ye 3 katı diyebiliriz. Şuraya K, şuraya da 3K diyebiliriz. Ve bakın 3K'lık üçgenin alanını bulduk bile. Yüksekliği 6, tabanı 5. O halde 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. Buranın alanı 15 ise 3K'ya 15, 1K'ya da 5 düştü deyip eşkenar dörtgenin köşegeninin üst tarafını 20 buldum. E köşegen alanı 2'ye böldüğü için burası da 20'dir. Tüm alan ne çıktı? Bursa çıktı dostlar. 3 numaradayız. BD'yi ve AC'yi vermiş. Yani köşegenleri vermiş. Şimdi köşegenler dik kesişiyordu. Bu 1. Köşegenler birbirini ortalıyordu. AC 32 ise 16 16'dır. BD 24 ise 12 12'dir. Hatta 12 16 20 üçgeni çıktı. Bunların her biri 20'şer santim geldi şöyle. 20, 20, 20 diyelim. Dostum paralel eşkenar dörtgenin hatta paralel kenar da diyebiliriz. Alanı nasıl bulunuyordu? Köşegenleri çarp 2'ye böl. Yani 32 ile 24'ü çarp 2'ye böl. Bir de aradaki açılı sinüsü gelecekti ama sinüs 91 olduğu için yazmıyorum. Şimdi bu eşkenar dörtgenin alanı. Ben bu alanı bir de şöyle bulabilir miyim? Yükseklik çarpı taban yani x çarpı 20 de bunun alanıdır. O halde bunları birbirine eşitledim ve soruyu da çözüyorum. Hemen 2'ye böl 2'ye böl 16 olsun. Yani 16 çarpı 24 20x'e eşit.
4'e böl 5, 4'e böl 4, 4 tane 24, 96 yaptı, eşittir 5x'tir. X eşittir 96 bölü 5. Hemen yan tarafında Ceyhan'ı işaretledim dostlar. Geldim 4 numaralı sorumuza. Yine eşkenar dörtgen diyor. Hemen şunu bir yapalım. Bütün kenarlarına aynı uzunluğu verelim. Buraya K dersek, burası K artı 4. Burası da K artı 4. Burası da K artı 4 olur. Ve bakın şurada bir dik üçgen var ki sizin sevdiğiniz bir dik üçgen bu. Hemen Pisagor yapmayalım. 6, 8, 10 dik üçgenini hatırlayın hemen arkadaşlarım. Bakın 8 bize kopyayı verdi. Burası 6 olsa burası 10 oluyor mu? Oluyor. Demek ki K dediğimiz uzunluk 6. Ve şurası da 10. Tabii ki burası da 11'im. Sonra X'i bulacağız şimdi tabii ki dostlar, ama bakın şuradan bile söyleyebiliriz aslında. Şimdi bu yükseklik 8 ise biliyoruz ki eşkenar dörtgende yükseklikler eşittir. Burası da 8, yani şu uzunluk da 8. Şimdi burasında 10 bulduk. 6, 8, 10'dan X'e hemen 6'yı yapıştırdık dostlar. Bakalım bu ne diyor? 5 numara, 4 verilmiş, şurası verilmiş. FCX nedir diye soruyor. Şimdi yine eşkenar dörtgende köşegen açıortaydı. Ve bakın şu bir açıortay, buradan bir diklik gelmiş buraya. Yine bu tarafa da bir diklik. Ben gidiyorum bak, bu tam köşeye geldiği için bunu da tam köşeye getirip dik olduğunu gösteriyorum. Yani şurası da dik. Yani diklikten diklik indi arkadaşlarım. Öklit bağıntısı yapın diyor bize adam. O halde x kare eşittir 4 çarpı 9'dur diyorum. Yani 36 x eşittir. Buradan Adana'yı patlattım dostlar. Evet, 6 numaralı kuralımız. Bakın aslında defalarca yaptığımız, hatta şu 2 numaralı sorunun kopyası diyebiliriz. Yine şu açıortayın fışkırmasını yapalım hemen. Buradan bir bu kola dikinmiş. Ben de bu kola dikiniyorum. Buna da 6'dır diyorum. Şimdi artık şu üçgenin alanını bulabilirsiniz. 6 çarpı 7 bölü 2'den, yani 42 bölü 2'den 21. Bir oran vermiştir bize. Hemen bakalım. DE'ye K, EB'ye 3K. Şurası 3K. Burası da 1K'ymış dostum. 3K'ya 21 düştüyse 1K'ya 7 düşecek. Yani toplam köşegenin üstündeki alan 28 oldu. Köşegenin altındaki alan da 28. 28, 28 daha. 56 çıktı tüm şeklin alanı. Evet, 7 numaralı testin ilk 6 sorusu gömüldü bile. Hemen geldik 7 numaralı soruya. Üniversite sınavında yine defalarca sorulmuş bir soru çeşididir dostlarım bu da. Ne yapıyoruz şimdi burada? Hemen şöyle bir daha ayarlayayım odaklanmayı. Dostum, bir üçgenin içine paralel kenar, eşkenar dörtgen, kare, dikdörtgen gibi özel bir dörtgen koyuyor. Biz de benzerlik yapacağız. Hemen şu adam eşkenar dörtgenden dolayı buraya paralel. Yani dolayısıyla AB'ye paralel oldu. Peki 4'e 6 oranı var bu tarafta. O halde burada da 4K'ya 6K oranı olacak. Bakın eşkenar dörtgenin bir kenara 6K ise bu da 6K, bu da 6K, bu da 6K gelecek. Sonra başka AB'yi 9 vermiş. Şuranın tamamı 9'muş arkadaşlarım. Bunu da söyleyelim. Şimdi bir de benzerlik yapalım. Hemen 4 bölü 10 yazıyorum. 4 bölü 10 eşittir 6K bölü 9. 6K bölü 9'a. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 5. 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 3 olsun. Buradan 5 kere 2 10K eşittir 3 kere 2 6'ya. K eşittir 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5. K'yı 3 bölü 5 bulduk dostlar. Bizden nereyi istiyor bu? AC. Yani 10K'yı istiyor arkadaşlarım. O halde 3 bölü 5 ile 10'u çarpmamızı istiyor. 5 ile 10 sadeleşir 2. 3 kere 2 de 6 yaptı. Paketledik gitti. 8 numara. ABC'de paralel kenarı şeklindeki kağıt KC ve LC doğrultusunda 3 tane, bir de dörtgen elde ediliyor. Tamam. 8 ile 9'u vermiş. Bunları şu şeklin üstünde de gösterelim. AK'yı 8 vermiş, AL'yi 9 vermiş. LBC'nin alanını 14 vermiş. Buranın alanını 15 vermiş. Şunu da köşegenini çizelim arkadaşlarım. 41'miş toplam alan. 41 bu. 19 da buradan geldi. 41.
50-60 yaptı tüm alan. O zaman köşegen alanı 2'ye bölecek 30-30 diye. Şuraya 16 kalacak, buraya da 15 kalacak. Yok, doğru mu yaptık bir daha? Yanlış topladım herhalde. Şimdi 41, 19 daha ne yapıyor? 60. Tamam, 30-30 olacak dedik. Doğru yaptık o zaman. 15 ile bunun toplamı 31 yapıyor ama burada bir hata var. Yanlış bir şey mi yapıyorum? 15, 14, 41. 15, 14 daha 29 lan. 19 nereden çıktı? 15, 14 daha 29 yapar. 29, 41 daha. 9'u koysak 50, 20'yi koysak 70. 70 yapacağı için 35-35 bölünecek. Tüm alanı 70 buluyoruz. 35-35 bölünecek. 35 olması için de buranın 35'ten hemen 14'ü çıkartıyorum. 1, 2, 21 olması lazım 35 olması için. Buranın da 35 olması için buranın da 20 olması lazım dedim. Evet, şimdi daha güzel oldu arkadaşlarım. Şimdi oldu. Şimdi gelelim şu LB'yi bulacağız. Tüm paralel kenarın çevresini istiyor. Bakın diyorum ki 21'e 9 düştüyse yazıyorum şuraya. 21'e 9 kenarı düşerse 14'e ne kenarı düşer? Hemen doğru orantıyı kurdum. 14 çarpı 9 bölü 21. 3'e böl 3. 3'e böl 7. 7'ye böl 2. 2 kere 3 6 düşermiş. Demek ki LB 6. Şimdi hemen şu 8 ile 20, x ile 15 arasındaki muhabbeti kuralım. 20'lik alan 8'lik kenara düştüyse 15'lik alan hangi kenara düşer diyorum. Demek ki 15 çarpı 8 bölü 20'den 5'e böl 3, 5'e böl 4, 4'e böl 4'e böl 2, 3 kere 2, 6 da burası geldi. Şimdi bu kenar 15, bu kenarı da 8, 6 daha 14 bulduk. Topladık 29, 29 da buradan gelecek, tüm çevrene çıktı. 58 geldi. 8. sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. Evet, 9 numaradayım. Birim kareli kağıt üzerine ABCD ve KLM'nin eşkenar dörtgenlerinin ağırlık merkezler arasındaki uzaklık. Şimdi ağırlık merkezi dediğimiz köşegenler arasındaki köşegenlerin kesim noktasıydı dostlar. Bak, bu direkt zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Köşegenlerini şöyle çizmeye çalıştığınızda düz birim kareli zemin olduğu için işimiz kolay. Yine bunu da çizelim. Şöyle aynı eşkenar dörtgen bunlar. Eşkenar dörtgen çıktılar. Kenar uzunlukları aynı. Şunların ikisinin arasındaki uzunluğu istiyor bizden. Şu ağırlık merkezler arasındaki uzaklık. Şimdi bunu da nasıl bulalım? Dik üçgenin içine sokalım bunu şöyle. Bak, burası 4 birim. Burası 3 birim. Cevap ne geldi? 5 birim geldi. 9. sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet, 10 numara. ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki kağıt verilmiştir. İlk olarak A noktası B noktası ile çakıştırılıyor arkadaşlarım. Biz şimdi hemen bunu bir geriye açalım mı çakıştırılmadan önceki halini? A buradaydı. Şöyle. Yani burası buraya kesinlikle eşit. Burası dik olur. Bu açıortay oluyordu. Hatırlayın, katlama sorularını anlattık dostlar. Orada gördünüz. Sonra C noktası da D ile çakıştırılıyor. Yani onu da şurada bir gösterelim hemen. C de buradaymış dostlarım. Tabii ki yine burası buraya eşit. Burası 90, burası açıortay olacak. Bunların hepsini söylemiş olalım. Şimdi çevre uzunluklarından bahsediyor. Şöyle K diyelim. K diyelim. Şurası 2K. Bakın 90'ın karşısı 2K'ysa neyin karşısı K'ydı? 30'un. Şuraya 60 diyelim. Burası K kök 3 geldi. Tabii ki burası da K kök 3. Bunlar da K, K, 2K. Eşkenar dörtgenden dolayı yazdık. Şimdi ne diyor? ABCD'de eşkenar dörtgenin çevresinin uzunluğu. Eşkenar dörtgenin çevresinin uzunluğu ne yapıyor dostlarım? Bir kenar 2K ise 4 kere 2'den 8K bölü diyor. Şunun çevresine oranı. Bunun çevresi de 2K ile 2K kök 3'ün toplamıdır. Peki şimdi K'ya sadeleştirelim. 2'ye de bölersek 4 bölü kök 3 artı 1 olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu. 4 bölü kök 3 artı 1. Tabii biz şimdi bir de bunu eşlenikle çarpacağız. Kök 3 eksi 1 ile çarpacağız. Hemen çarpalım. 4 tane kök 3 eksi 1 bölü
eşlenik çarpımı neydi? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani 3 eksi 1'den 2. 2 ile de sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 2 köküç eksi 2 yani Edirne şıkkı doğru cevaptır dedik. Evet dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Lütfen evde kalın. Az daha sabredin. Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.